Açıklamadaki linkten Discord'umuza gelebilir, benimle tanışabilir, yeni arkadaşlar edinebilirsiniz. Bana destek olmak istiyorsanız abone olabilirsiniz. İyi seyirler. Kare Folding Ladder'ı öğrendim. Bu base'e raid atmak istiyorum. Full HQ ve baya büyük bir base. Burası adminlerden birinin base'i. Evlerine baktığımı görmüş galiba. Benim evime gelmiş adminlerden biri. Ben sana admin olamazsın demedim. Profesyonel olamazsın dedim. Birkaç admin veya adminin arkadaşları var ama hepsi kolsuz mübarek. Base'i raidlemek için C4 gerekiyor. C4 basacak yeteri kadar sülfürüm var ama elektronik parçam yok. Bu yüzden droplara gidip droplara alan adamları vuruyorum. Sonuçta dropları ben almıyorum. Drop alan kişiyi vuruyorum. Kadere inanır mısın Neo? Hayır. Neden? Çünkü hayatımı yönlendiremediğimi düşünmeyi sevmiyorum. Açın erkin korayı, içip kapat arayı. Hepsi götüyle izlemiş gibi bu manzarayı. Gece yaşam savaşı, ölüm ekmek arası. Biraz papaz karısı, sabah simit sırası. O
Okey olgunlaşamadım ama bir yandan kaçtım, bir yandan savaştım. Okey olgunlaşamadım ama kamburlaştım ve mecburlaştım. Yolda nefes alan zombilere selam veriyorum. Bazen beni tanıdığın için küfür ediyorum. Çünkü özelimden başka şeyle ilgilenmiyorsun. Şarkılarımı odana dinletiyorsun. Üşür ölüm bile düşünsen de üşür. Yeah, fahişe gibi görün, filozof gibi düşün. Aklını yere düşür, böylesi daha iyi. İlaçlarla üzüntüler seni bölüşür. Oğlum, şehirleri terk edemedik ki. Vücudumda yara oldu bak gecenin izi. Annem babana benzeme diye uyardı beni. Babam bana benzediyse sorun zaman dilimi. Yukarıdan düşüyorum gülerek bu yere. Söyle saplantılara bekle beklentileri. Zaman her şeyin ilacıysa sikeyim eczaneleri. Sikeyim eczaneleri. Bir odaki drop'a gidiyordum ki reitlenmiş bir base gördüm. Bakayım dedim. Evde bayağı bir item var. 40-50 tane daha elektronik parça bulduğumda yeteri kadar C4 basabileceğim.
Ama sabah uyandığımda reyit atacağım evin sahipleri beni reyitlemiş. Ve ilginçtir ki kabinete tek atmışlar. Evet, evin içinde onlarca taret varken onlar gelmiş ve kabinete tek atmış. Bir de dalga geçmek için kapıları kırıp yerine duvar koymuşlar. Klanımdan birkaç kişi global standartta oynuyordu. Ben de video sorumu bitirdikten sonra buraya gelmiştim. Ve bir raid attık. Jack Boyd raid'ti. Ben de bu sezon kötü bitmesin diye burayı da videoya koymaya karar verdim. Gelecek sezonda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Çok hasta, satırla gitar çalıyor bir deli terasta. 90'larda hipster, sakallı babamla fotoğrafımı parçaladım 50'lik şivasla. Yavaştan düşmek için adımlarım banktan. Kaldırımla ilişkimiz başlıyor ufaktan. Snapchat'te sırıtırken napsınız kaç oktav ne boktan. Havalıydı atılmak sınıftan. Yanlışım tamamla neden tek doğrunuz buydu. Az yanan bir çakmak için 20 lira bozdur. Özellikle boktan, özellikle siktir. Örnek olsun hayatımı özellikle siktim. Ölmeden bir kez bak, ağlamaktan korkma. Kus ve biraz gülümse, fotoğraftan kaçma. Burada travma yok, gençliğim travma. Buna saçmalamak denir, sonra öl ve hep rahat kal. Kendine yol çizerken silindi sanki yaşadıklarım bir filmin ikinci CD'si. Bu vera dedikleri isabet etmeliydi hangi köpeğin ağzında kaldı dilin kemiği. Aynı anda konuşunca şeytan ve melek, bir iyi bir kötü günler hep üstünden geçerek. Kaçır keçileri, batır gemileri ve artık harbiden soğudum gel hevesim geri. Neler gerekliydi biraz gülümsemek için, bana saysanıza bakın dalganıza. Sevdiğim her kadın öldü rakı masasında. Rakı masasında başkasını suçlamayı ben de istiyorum, fakat kendimle yüzleşmek için para vermiş gibiyim. İşte böyle yalanlarda anca söylediklerim, zaten üzülmek hepimizin baba mesleğiydi.